MÜSİAD Malatya Şubesi basın mensuplarını unutmadı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada kahvaltı düzenleyerek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın sektörünün zorluklarından bahseden Şube Başkanı Mehmet Balin, "Zor şartlar altında çalışıyorsunuz, siz halkın gözü kulağısınız, görevinizin önemi çok büyük," dedi. Bugün hem çok anlamlı bir günde, Çalışan Gazeteciler Günü'nde sizlerle bugün burada olmak gerçekten daha büyük bir onur verdi bana. Bu nedenle davetimize icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Basın ve sivil toplum demokrasinin gelişmesinde ileriye doğru insanları ve toplumu yetiştirmesinde çok önemli yeri vardır. Bu vesileyle hem bizler hem de sizler demokrasinin gelişmesinde, insan hayatının gelişmesinde, sosyal hak ve sorumlulukların gelişmesinde çok önemli görevler yapıyorsunuz. Sizin geceniz gündüz olmadığını gördüm. Yani kar, kış, soğuk, sıcak sizin için fark etmiyor. Gece yarısı da olsa bir haber olduğunda gidememezlik, rapor diye bir şey yok. O bakımdan haberi sıcak bir şekilde alıp doğru bir şekilde insanlara, topluma sunmak sizin işiniz. Hakikaten önemli ve zor bir görev yaptığınızı da sizlere ifade etmek istiyorum. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Balin, dolardaki yükselişi değerlendirerek, "Dolar her geçen gün yükseliyor ancak biz iş adamları olarak bu süreci aşacağız," ifadelerini kullandı. Özellikle girdileri dolarla olan firmaları çok ciddi manada etkiliyor. Şöyle düşünüyorum, tabii dolar biliyorsunuz ve euro paritesi kapanmak üzere. Doların yükselmesi sadece Türkiye'deki dinamiklerle alakalı değil. Dünya piyasasında dolarla alakalı ve de dünya piyasalarında bazı sıkıntılar var. Ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bu süreçlerde çok daha hızlı etkilendiğini düşünüyorum. Biz ekonomiyi şöyle değerlendirelim. Dolarların yükselmesi, faizlerin yükselmesini şöyle görüyoruz. Çok biz eskiden gecelik faizlerin 8.000'lere çıktığı bir ülkeyiz. Bizim vücudumuz bu tür sarsıntılara alışık ve biz bunları çok hızlı bir şekilde absorbe edebileceğimizi düşünüyoruz. Yurt dışındaki bu sıkıştırmalar, Türkiye'nin özellikle bu Orta Doğu'da üstlenmiş olduğu rollerle alakalıdır bu ekonominin ve doların yükselmesi. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkan adayı olacak mısınız sorusunu yanıtlayan Balin, henüz aday olmadığını ancak altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına yeşil ışık yaktı. Ticaret ve Sanayi Odası ile alakalı da arkadaşlar bir çalışmanın şu anda başındayım, yürütüyorum. Henüz adaylıkla alakalı bir süreç düşünmüyorum ancak çalışmalarımız bitmedi. Altyapı çalışmalarımız şu anda devam ettiriyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarihi henüz belli değil biliyorsunuz. Şubat ayında olması gerekiyordu. Mayıs ayında olması gerekiyordu. Bu referandumdan dolayı Eylül ayına da kayabileceğini söylüyorlar arkadaşlar. Gerçi önümüzdeki hafta ben Ankara'ya gittiğimizde Bakan Bey'in müşaviriyle bu konuyu daha detaylı bir şekilde görüşeceğiz. İş adamları eğer bizlere bu noktada bir görev verirlerse buna biz tabii yok demeyeceğiz ama başka bir arkadaş da bu çalışmanın sonucunda Ticaret ve Sanayi Odası'na başkan olabilir. Mehmet Balin ve basın mensupları daha sonra gıda fabrikasını gezerek incelemelerde bulundular.